Selamu aleyküm ya ehli kubur ve aleyküm selam ya ehli dünya. Elhamdülillah Allah-u Teala yine bize Bilal Efendi'yi ziyaret etmek nasip eyledi. Çünkü onun ahde vefasına karşı böyle ziyaret etmek elzemdir bütün ihvanlar için. Efendi Hazretlerimiz ara sıra durduğu zaman Bilal'i özledim deyip hane halkını bu Adapazarı Emirdağ mezarına getirerek Bilal Efendi'yi ziyaret ederlermiş. Yani diyorlar bazen öyle rahatsız olurdu, cumaya çıkamazdı ama Bilal Efendi'yi ziyarete gelirdi muhakkak Efendi Hazretleri diyorlar. Çünkü Efendi Hazretlerimizin çok sözleri var Bilal Efendi ile alakalı. Dünya beni bıraksa Hacı Bilal beni bırakmaz. Ve hatta Efendi Hazretlerimizin Bilal Efendi hakkında Bilal Efendi kabirde de iş görüyor buyurduğu rivayet ediliyor. Diyeceksiniz niye bu kadar Bilal Efendi'ye ehemmiyet veriyorsun, niye onu ziyaret ediyorsun? Elhamdülillah her sene ziyaret ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu sıla-i rahim hakkında hani o kadar hadisler varid olmuş, neredeyse Allah'ın rızası sıla-i rahime bağlanacak gibi. Şimdi Efendi Hazretimiz bizim ruhumuzun babası. Hacı Bilal Efendi onun kardeşi hükmünde. Yani biz Hacı Bilal Efendi bir amcamız gibi görüp kendisini bundan sebep ziyaret ediyoruz. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Şehit Bayram hocamın amcası. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Bir seferinde Efendi Hazretimizi hizmetinde bulunurken gece bakıyor ki Efendi Hazretimiz tespih çekiyor. Ondan sonra hiç uyumamış, yatağı bozulmamış. Hemen Efendi Hazretimizi alıyor, onu yatırıyor yatağına. Sonra bir 10-15 dakika sonra tekrar bir bakayım şimdi bu kalkmıştır diyor. Bir bakıyor ki Efendi Hazretimiz hemen Bilal Efendi gidince yatağından kalkmış, tesbih çekmeye devam ediyor. Sonra Hacı Bilal Efendi tabii biraz kızıyor. Al o zaman diyor, benim tesbihimi de çek diyor. Diğer sol eline de kendi tesbihini veriyor. Sonra gidiyor kızıp. Sonra bakıyor ki Efendi Hazretimizin iki elinde iki tesbih. İkisini de çekiyor. Diyor Efendi Hazretleri, yani istirahat etseniz, dinlenseniz deyince Hacı Bilal, beni bu işten mahrum eyleme. Ben bu işten çok zevk alıyorum buyuruyor. Çok hakkı var. Trabzon'a gittiği zaman Efendi Hazretimiz, daha doğrusu bütün ziyaretlere gittiği zaman muhakkak Bilal Efendi'yi almadan gitmezmiş. Çünkü böyle bir zat, böyle Efendi Hazretlerimizin gibi mülayim bir zata böyle bir Hacı Bilal gibi adamlar lazım. Hatta tabii ihvan bırakmıyor, özlüyor. Biz olsak biz de bırakmazdık Efendi Hazretlerimizi. Bir seferinde Trabzon'a gittiği zaman gece 12'ye kadar Efendi Hazretlerimizin başından ayrılmıyorlar. Herkes konuşuyor. Hemen Bilal Efendi kollarından tutup haydi Efendi Hazretleri, haydi uyku zamanı gel diye böyle götürüyor. Yani o kadar merhametli Efendi Hazretlerimize karşı. Hatta ben şöyle bir rivayet duydum. Sefere çıktığı zaman tabii Efendi Hazretlerimizde herkes gelmek istiyor. Bir seferinde arkaya galiba 4 kişi oturmuşlar. Efendi Hazretlerimiz sıkışmış, daralmış böyle. Demiş Hacı Bilal Efendi, Efendi Hazretleri arka demiş koltuğa 3 kişiden fazla oturursan hanımım benden boş olsun demiş. Galiba eşi de bu Hatice Öztürk olabilir. Allah'ım ikisine de rahmet eylesin. Ve ondan sonra diyorlar Efendi Hazretleri bu sözü unutmayıp hani arkada 3 kişiden fazla oturmazmış. Buraya muhakkak gelip buranın feyizinden istifade etmek lazım. Hakikaten çok böyle feyizli bir böyle kabir şerif. Çünkü hakikaten Efendi Hazretimiz özmöz, bozulmamış, fitnelere maruz kalmamış bir hizmetkarı. Onun ele abdestini vermiş, arabasını sürmüş, yatağını sermiş. Ne güzel ya, yani böyle çok güzel bir hizmetler olmuş. Rabbim o hizmetlerini, karşılığını ahirette göstersin inşallah. Bizlere şefaatlerini Mevla nail eylesin inşallah. Böyle bunlar gibi itaat edip, bu zatlar gibi sevip, bu zatlar gibi hizmet etmeyi Allah-u Teala bizlere nasip eylesin inşallah. Aile etrafına Yusuf Öztürk, Hatice Öztürk,
Ülfe Öztürk ve Ayşe Öztürk. Bunlar akrabayı talikatı ve burada Zeynep Öztürk var. Bunların ve tabi hasreten Bayram hocamız, yani mübarek, hepsinin ruhlarına bir Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bayram hocamızın eşine, annemize Rabbim şifalar ihsan eylesin. Allah'ım hepsini, hepimizi Efendi Hazretlerimizin sancağı altında, hep beraber Efendi Hazretlerimizle beraber Peygamberimizin sancağı şeriflerinin altına girmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin inşallah. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine kâfeten Efendi babamız hâsa ve lâ ruhu şerefine Efendi Hazretlerimiz kutsesürruh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.